Aynanın karşısına geçip ağzımızı sonuna kadar açtığımızda orada pek çok farklı şey görüyoruz, değil mi? En başta dudaklarımızı, dişlerimizi ve dilimizi mesela. Ya da biraz daha geride boğazımızın ağzımıza açılan kısmını. Üst damağımızın gerisinden sarkan şu minik parçayı, yani uvula da denen küçük dilimizi de unutmayalım. Ne var ki, ağız boşluğumuzda ilk bakışta kolay kolay fark edemeyeceğimiz birkaç şey daha var. Tabii şişip kendini belli etmediği sürece Evet. Bademciklerimizden ya da tıptaki adıyla tonsillerden söz ediyorum. Tonsiller vücudumuzda enfeksiyonlara karşı savaşan en önemli parçalardan biridir. İşte yerleri tam olarak şurası. Hem ufak tefek oldukları hem de ağız boşluğundaki iki kemer arasında kaldıkları için ilk bakışta fark edilmeleri zor. Buradakilere damağa yakın oldukları için damak bademciği ya da palatin tonsil deniyor. Palatin kelimesi latin kökenli olan ve ağzın çatısı yani üst damak anlamına gelen palatum sözcüğünden geliyor. Palatin tonsiller genel olarak yetişkinlerde küçüktür. Fakat çocuklarda daha büyük ve belirgindir. Az önce de dediğim gibi tonsiller ya da bademcikler enfeksiyonlarla yani vücudumuza giren zararlı mikroplarla savaşırlar. Peki bunu nasıl yapıyorlar? Şöyle anlatayım. Bademciklerimizin üzerinde Buradaki resimde de belirtmeye çalıştığım gibi minicik girintiler bulunur. Bunlara tıp dilinde kript deniyor. Kriptler aslında minik birer kapan işlevi görüyor. Yani bunları yiyip içtiklerimizden, salyamızdan, temas ettiği her şeyden numune toplayan küçük kaplanlar gibi düşünün. Partiküller bu girintilere hapsoluyor. Tabii bunlara Bakteri ya da virüs barındıran ve hava yoluyla ağzımıza giren sıvı haldeki zerrecikler de dahil. Örneğin yanımızda birileri hapşırdığında basınçla dışarı attığı zerreciklerden bazıları biz hiç farkında olmadan ağzımızın içine ulaşabiliyor. Ya da kimi zaman virüs veya zararlı bakteri bulaşmış bir şeye temas edip elimizi ağzımıza götürüyoruz. Bu da mikroplara kapı açıyor. Neyse ki mikroplar bu kapıdan içeri doğru çok da ilerleyemeden tonsillerin tuzağına düşüyor ve hapsediliyorlar. Hemen ardından da bağışıklık sistemi devreye giriyor. Enfeksiyonla mücadele edecek farklı türdeki bağışıklık sistemi hücreleri tonsiller sayesinde derhal olay yerine intikal ediyor. <laughs> Diyeceğim o ki bağışıklığımızın enfeksiyonlara karşı güçlenmesinde tonsiller yani bademcikler önemli bir rol üstleniyor. Ne var ki doğrudan tonsiller enfekte olduğunda ve enfeksiyona yol açan bakteri ya da virüs kontrolden çıkıp bağışıklık sistemi tarafından bastırılamadığında çocukken çok yaşadığımız şey oluyor. Bademciklerimiz şişiyor. İşte tıpta buna tonsilit deniyor. Tonsilit yani bademcik iltihaplanması. O sondaki it eki iltihaplanma anlamında kullanılıyor. Dolayısıyla tonsil it denince tonsillerin yani bademciklerin iltihaplanmasından söz ediyoruz. Tabi bademciklerimizin vücudumuza girmeye çalışan mikropları bir filtre gibi içine hapsetmesi onları çeşitli enfeksiyonlara da açık hale getiriyor. Bu duruma özellikle 3 ila 7 yaşları arasındaki çocuklarda çok sık rastlanır. O yaşlarda bağışıklık sistemi henüz gelişim aşamasındadır ve yeterince güçlü değildir. Buna büyük bir keşfetme merakıyla olur olmaz her şeye dokunma temas etme isteği de eklenince bademciklerin ikide bir şişmesi kaçınılması hale gelir. Yani çocuklarda tonsilit vakalarına çok daha sık rastlanmasının nedeni aslında budur. Peki bademciklerimiz tam olarak nerede yer alıyor? Hadi buna biraz daha detaylı bakalım. Şöyle söyleyeyim. Ee, ardışık konumlanmış kemer biçiminde iki farklı yapının arasında yer alıyorlar. Sözünü ettiğim kemerlerden ilki şu ön taraftaki. Şöyle biraz daha belirgin hale getireyim. Tabi karşı tarafta da aynından var. Onu da şöyle göstereyim. Evet bu karşılıklı iki yapıya da palatoglossal kemer deniyor. Palatumun ağız boşluğunun tavan kısmı yani damak anlamında olduğunu söylemiştim hatırlarsanız. Glossal ise Latince'ye Yunanca'dan geçen glossa kelimesinden türetilmiş. Dil demek. Yani palatoglossal kemer, dilimizi ve damağımızı birbirine bağlayan kısmın adı. Bademciklerimiz palatoglossal kemerle, onun biraz daha gerisinde konumlanan bir diğer kemerin arasına gizlenmiş durumda. Sözünü ettiğim arkadaki diğer kemerin adı da palatofaringeal kemer. Bu birleşik kelimenin palato kısmını zaten artık biliyoruz değil mi damak? Faringeal ise boğazımızın arkasını yani yutak kısmını ifade eden farenksten türetilmiş. Hani şu farenjit olarak bildiğimiz şeyden aklınıza gelsin. Nasıl ki tıpta tonsil ya da bademcik iltihaplanmasına tonsilit deniyorsa, farenjit de farenks yani yutak iltihaplanması anlamında kullanılıyor. Ha bu arada kimi zaman bu iki iltihaplanma vakası eş zamanlı olarak görülebiliyor. Yani iltihaplanma bademcikleri aşıp boğazın daha da arkalarına uzadığında bir tonsilofaranjit vakasına dönüşüyor. Gelelim ağız boşluğumuza bakarak göremeyeceğimiz bir diğer tonsil grubuna. Dışarıdan vücudumuza girmeye çalışan mikroplara karşı burnumuzdaki hava yolu üzerinde de muhafızlar var. Sayfayı şöyle biraz sola kaydırıp bunu da orada anlatayım. Evet. Şimdi ağzımızdan nefes aldığımızda mikroplara dur diyen palatin tonsiller, yani bademciklerimizdi, değil mi? Ama biz burnumuzla da nefes alıyoruz. Ve burnumuzdaki hava yolunun da mikroplara karşı koruma altına alınması, bir bakıma filtrelenmesi gerek. İşte bu amaçla bu bölgede bulunan ve ağızdan gelen havayı filtreleyen palatin tonsillere ek olarak şu arka tarafta genizde de tonsiller bulunuyor. Bunlara genellikle adenoid ya da geniz eti deniyor. Farenkse yakın konumları nedeniyle tıpta faringeal tonsil ya da nazofaringeal tonsil adıyla da anılan bu minik yapılar yani adenoidler burnumuzdaki hava yoluyla vücudumuza girmeyen çalışan mikroplarla savaşıyorlar. Tabi bu tonsillerin iltihaplanıp şişmesi durumunda burnumuzdaki hava yolu da daralmış oluyor, yani burnumuz tıkanıyor. Kızarma ve şişme, bademcik iltihabının yani tonsilitin en bariz belirtilerinden. Bir diğer belirti ise tonsiller eksüda ya da tonsiller sızıntı. İltihaplanma durumunda, bademcik dokusunun üstünde, içinde sarımtırak bir sıvı bulunan irili ufaklı bölgeler göze çarpar. Bu sıvı sızıntısı aslında Bağışıklık sistemimizin bakteri ya da virüsleri alt etmek üzere gösterdiği tepkinin bir sonucudur. Bu süreçte bağışıklık sistemi hücrelerinin salgıladığı kimyasallar patojen mikropların yanı sıra vücudumuza ait hücreleri de kısmen tahrip eder. Bu kimyasallardan bir kısmı kan damarlarında da faaliyet gösterir ve oldukça damarlı bir yapıya sahip olan tonsiller böylece fazladan bir sıvı hücumuna maruz kalırlar. Biriken bu iltihap sıvısında bağışıklık sistemi tarafından devreye sokulan kimyasallar, ölü hücreler, viral ve bakteriyel kalıntılar bulunur. Peki bademciklerimizin iltihaplanmasına ya da daha tıbbi bir ifadeyle tonsilite hangi mikroplar yol açıyor dersiniz? Öncelikle şunu söyleyeyim. Tonsilitin en yaygın nedeni viral enfeksiyonlardır. Soğuk algınlığında başı çeken virüsler bademcik iltihabında da öncelikli unsurlardır. Bunlara örnek olarak rinovirüs, adenovirüs ve koronavirüs gibi virüs türlerini sayabiliriz. Ve tabii, gribe yol açan influenza ve parainfluenza virüslerini de unutmamak gerek. Açıkçası, soğuk algınlığına ya da gribe yol açan çok çeşitli virüs türleri mevcut. Bu saydıklarım yalnızca birkaçı. Bu iki hastalığa karşı etkin bir aşı geliştirmenin zorluğu da buradan geliyor zaten. Bu hastalıklara neden olan çok sayıda virüs türü var. Tonsilitin başlıca sebebi virüsler olsa da aslında bakteriler daha ciddi bir tehlike arz ediyor. Yetişkinlerde bakteriyel enfeksiyon vakalarına çocuklara nazaran çok daha az rastlanıyor. Öyle ki yetişkinlerdeki vakaların neredeyse yüzde doksanı virütik. Öte yandan çocuklarda ise bakteriyel enfeksiyonlar daha ön planda, özellikle de berbat bir bakteri türünün yol açtığı vakalar streptokok piyojenler ya da A grubu streptokoklar olarak bilinen bu bakteri türü strep boğaz enfeksiyonlarının bir numaralı nedeni. Bademciklerin yanı sıra biraz önce sözünü ettiğim farenksi yani boğazımızın yutak kısmını da etkileyen iltihaplanmalar ya da kısaca tansilofarenjit en sık rastlanan strep boğaz enfeksiyonu vakaları arasında yer alıyor. A grubu streptokoklara özellikle değindim. Çünkü birtakım ciddi komplikasyonlara yol açıyor. Örneğin akut tonsilite eşlik eden peritonsiler apseye. Apse dediğimiz şey aslında son derece pis ve bulaşıcı materyaller ihtiva eden irin birikimini ifade ediyor. Bağışıklık sisteminin bu birikintiye ulaşıp onunla başa çıkması oldukça zor. Bu yüzden de apselerin içindeki irinin boşaltılması gerekiyor. Aksi halde apseli bölgenin kendi kendine iyileşmesi pek de olası değil. Evet ne demiştik? Peritonsiler apse değil mi? Peritonsiler tonsillerin yakınında, çevresinde demek. Uygun şartları yakaladığında bademciklerin çevresinde çok hızlı bir şekilde oluşup gelişen peritonsiler apse, solunum güçlüğü, şiddetli boğaz ağrısı ve yüksek ateş gibi bir takım ciddi rahatsızlıkları beraberinde getirir. Daha da kötüsü Fırsat bulduğunda çevresindeki dokulara yani vücudun farklı yerlerine de yayılabilir. Tonsilit normalde mukozalı dokunun yüzeyi ile sınırlı bir iltihaplanmadan ibarettir. Yani ağız, burun ve boğaz boşluklarındaki ıslak dokunun yalnızca üst tabakasını etkiler. Fakat daha alt katmanlarda gelişen bir apse dokunun gerisinden başka noktalara ilerleyebilir. Kısacası işte bu sebeple peritonsiler apsenin ciddiye alınması ve en kısa zamanda boşaltılması gerekir. A grubu strep enfeksiyonları kimi zaman başka rahatsızlıklara da yol açabilir. Kalbi, eklemleri ve sinir sistemini yani beyin ve omuriliği ciddi biçimde etkileyen rahatsızlıklar ortaya çıkabilir. Strep boğaz enfeksiyonu böbrekleri de olumsuz etkiler. Yüksek tansiyon ve kanlı idrar bu komplikasyonun başlıca belirtilerindendir. Virüsler için destekleyici nitelikte tedaviler uygulanır. Bakteriyel enfeksiyonlar için ise çeşitli antibiyotikler kullanılabilir. İyi haber şu ki A grubu strep enfeksiyonlarına karşı kullanılan antibiyotikler sözünü ettiğim tüm bu ciddi komplikasyonları önlüyor. Tabi antibiyotiklerin tedavi sürecinin başından sonuna kadar kullanılması gerekiyor. Yani kesinlikle yarıda bırakılmamalı. Aksi halde düşük ihtimalle de olsa saydığım bu rahatsızlıkların ortaya çıkması mümkün.